Size Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatıvereyim mi yarenler? İşitmek ister misiniz? İyi, anlatıvereyim de dinleyin o vakit. Herkesin hesapları vardır. Yakup oğlu Yusuf da gelecek görmüş. Onu kardeşlerinden korumaya çalışmış idi. Kardeşleri, babaları kendilerini daha çok sevsinler diye Yusuf'a tuzak kurmuşlardı. Kervan sahipleri kuyuda buldukları Yusuf'tan çekinerek daha değerli olmasına rağmen az bir fiyata satmışlardı onu can pazarında. Ve en son olarak şehrin valisi de onu kendisine evlat edinmek amacıyla satın almıştı. Ancak olaylara hükmeden Allah'tı. Ve Allah tüm hesap yapanların üstünde hesap yapan idi. Valinin karısı bu evlerinde büyük, genç bir delikanlı olan ve Allah'ın güzelliklerle bezediği Yusuf'a alakasız kalamadı. Meşhur kıssadır ki herkesçe bilinir. Valinin karısı Züleyha'nın iftirasıyla zindana atılır Yusuf. Ama Yusuf zindana atılmaktan hiç şikayetçi değildir. Tam tersine açar ellerini göğe, dua eder. Rabbim der, bu zindan bana bunların çağırdığı şeylerden daha sevimlidir. Eğer beni onların tuzaklarından korumazsan onlara meylederim. Sonunda onlara benzerim ve günahkarlardan olurum. Duasını kabul eden Rabbim onu zindanda tuttu. Nefsiyle bir başına dünyanın cümle meşgalesinden uzaktaydı. Döndü, içine baktı, okudu. Sonra Rabbinin ona verdiği bir kabiliyet ile zindandaki mahkumların rüyalarını yorumlamaya durdu. Söylediği her şey gerçekleşirdi. Yusuf bunun Rabbinin kendisine bir hediyesi olduğunu ısrarla anlatır idi. Zira ki onun tek emeli haktan geleni halka vermek idi. Yusuf zindanı artık hak sözünü tebliğ ettiği bir dersliğe çevirmişti. İnsanlar zindanları doldurmakta, Yusuf da onların gönüllerini hak sözüyle doldurmaktaydı. Kısının gerisi herkese malumdur. İşte o sebepten Yusuf'tan beridir ki zindanlar hakikatin irşad edildiği medreselerdir. Medrese-i Yusufiye derler bunun adına da. Bu işlerde böyle oluverir işte azizim Sencer. Düşün bakalım o vakit. Dışarısı mı zindan, içerisi mi? Dışarıda mı zindan, yoksa benden içeri mi?